Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kadar ipi görünce çok ağır bir model yapacağımızı zannetmeyin. Modelimiz çok kolay, sadece bu iki renkleri birbirine arkadaşlar bu şekilde tonlama yaptım. Bu bununla. Bu açık mavi ile de bu saks mavisini tonlama yaparak yine iğneden tığa arkadaşlar bir model hazırladım. Modelimiz çok güzel. Çok da zarif bir model oldu arkadaşlar. Bu şekilde bu iğne oyasıydı. İğne oyasından daha önce ben ilk videolarımda çalışmalar yaptım arkadaşlar. Ve bu da iğneden tığa dönüşüm bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bir şekilde hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. İki tane zincir çekip şöyle bir tane arkadaşlar tığ battı yaparak başlıyorum. İlk başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. Bir defa tığımın başını doluyorum ve 1 2 2 olarak alıp buraya bir trabzan yaptım. Bu trabzan her zamanki gibi yuvamız olacak arkadaşlar. Bir zincirimi çekip şöyle kirpiğimin düzgün durması için bir sık iğne ile batıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Zincirlerimiz sıkı olsun arkadaşlar. Sıkı zincir kalıp gibi durar. Bir de iğneden tığ olduğu için bu şekilde arkadaşlar kalıp gibi durması gerek. Yine 7 zincir. 5 6 ve 7 bu yaptığımız trabzanımızın içine 7 zincirden 3 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar yine 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 evet 7 zincirimizin üzerine 3 tane kirpiğimizi yaptık 4 zincir çekiyorum şöyle ters tarafını çevirdim modelimin ilk kirpiğimin içinden girerek arkadaşlar bu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir aynı kirpiğimin dönüş yaptığım arkadaşlar 4 zincirle dönüş yaptığım kirpiğimin içine 3 zincirden minik bir yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde 7 zincir çekiyorum. 7 döndüm. Bu 3 zincirden minik bir yuva yapmıştık arkadaşlar oraya. Bu şekilde bu ilk kirpiğimi kapattım. Yine aynı şekilde bu üç zincirli yuvanın içine de arkadaşlar 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen kapatıyorum arkadaşlar bu üç zincirli yuvanın içine sık iğneyle. İkinci kirpiğim. Yine 5 altı ve yedi. Bu küçük yuva yapmanız önemli arkadaşlar. Bakın buradaki küçük yuva yapmadan direkt bir kirpiğe yapılırsa bu güzel e, kirpikler bu şekilde güzel durmuyor arkadaşlar. Bakın. Yuvanın içinde olduğu için daha bir güzel kirpiklerimiz elde ettik. Şimdi 7 tane zincirimizi çekelim. Bir de arkadaşlar bu çiçeklerimizi de bu kirpiklerimize yapacağımız için bu kirpiklerimizin düzgün durması önemli. Ve dibine arkadaşlar bir tane de sık iğne önemli. Unuttuk. Hemen bakın 3 kirpikten sonra dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle dik durmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar 7 zincirimi tekrar çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 7 zincirimi şimdi 1, 2, 3, dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine ilk başladığım gibi iki zincirimi çekip buraya bir tane tığ battı mesafesi veriyorum. Evet arkadaşlar happy topu yapılışı bütün dört kenarı bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bir defa tığımızın başını doladık. Hemen yandaki tığ battığımıza giriyorum. 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar trabzandan 3 seferde aldığım bir yuva. Bir zinciri çekip sık iğne ile bu yuvanın içine girdim. 7 tane zincir çekiyorum. Bu trabzanımın içine sabitliyorum. Buraya 3 tane 7 zincirden kirpik yapıyorum. 5, 6 ve 7 ikinci kirpiğim 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu da üçüncü kirpiğim arkadaşlar üç tane kirpiğimi yapınca hemen dört zincir çekiyorum tersine çeviriyorum bu ilk kirpiğimin içinden girip arkadaşlar buraya dört zincirimi sabitliyorum ikinci kat için üç tane zincir çekip yine aynı arkadaşlar kirpiğin içine yuva olarak 3 zincirimi kapattım. 8 7 zincir çekiyorum. Kafanız karışmasın diye arkadaşlar tüm kirpiklerimiz 7 zincir. Hatta şu ara köprü zincirini bile sizler için 7'den ayarladım. <laughs> Bu birinci kirpiğim. Yine 7 zincirimi çektim. Bu ikinci kirpiğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu da 3. kirpik. Bu 3 zincirli yuvanın içine de arkadaşlar 3 tane 7 zincirden kirpik yaptık. Sık iğnemizi unutmayalım arkadaşlar. Kirpiklerimizin bakın böyle yukarı meyilli durmasını, daha güzel durmasını sağlıyor. Yine 7 zincir. Yine 4 tane tığ battatlıyorum dördüncü tığ battının içine sık iğne ile yedi zincirimi sabitliyorum arkadaşlar bir iki zincir Evet şimdi arkadaşlar Umarım anlaşıldı iki tane yaptık sizlerle bu şekilde siz dört kenarını bu şekilde yaparak devam edeceksiniz şimdi arkadaşlar bir tane atlayıp ikinciye bu menekşelerimizi yapalım Evet arkadaşlar bakın Şimdi çiçeğimizi yapmak için bir tane ara suyu olarak bırakıyorum. Buradan ilk kirpiğimin içinden sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi çektim arkadaşlar. Bu yeşil kirpiğin içine sabitliyorum bu birinci yine tekrar 5 zincir şöyle kalıp gibi durması için sıkı sıkı 5 zincir çekiyorum hemen yine yeşil kirpiğin içine arkadaşlar sıkı iğne ile bu 5 zincirimi sabitliyorum direkt arkadaşlar yuvanın içine sabitliyoruz 5 zincir bu şekilde sabitledim 1 2 zincir Hemen arkadaşlar ikinci kirpiğime bu şekilde iki zincirle köprü olarak geçtim. Yine buraya da arkadaşlar 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. Tüm 3 kirpiğin içine teker teker 5 zincirli kirpikler yapıyoruz. 5 zincir bu şekilde ikinci kirpiğime kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ikinci kirpiğim. 5 zincir. Bu da 3 kirpiğim. 2 zincir çekiyorum. Hemen bu şekilde üçüncü kirpiğimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine buraya da 5 zincirden 3 tane kirpik yapıyoruz. Bu birinci. Bu ikinci. Bu ikinci. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 3. Her kirpiğin içine 3 tane arkadaşlar bu şekilde kirpiğimi doldurdum. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi çok da hoş oldu. Şimdi kenar kontürünü gidince daha bir güzel duracak arkadaşlar. Hemen iplerimi yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ilk kirpiğimin dibine hemen yeşil yuvamın dibine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi ilk kirpiğimden tutturdum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 3 zincirimi çekip ikinci kirpiğimin arasından sabitliyorum 3 zincir sonuncu kirpiğime de 3 zincirimi tutturdum 5 zincir buradaki 2 zincirli köprünün içine de arkadaşlar bu şekilde sabitledim bakın bir tanesinin kenar kontörünü geçtik arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya. 1, 2, 3 zincir. Hemen arkadaşlar kirpiğimin arasına girip 3 zincirimi kapatıyorum. 3 zincir kirpiklerin üzerini kontörü için 5 zincir de aralıklar için. 3 4 ve 5. Hemen arkadaşlar buradaki iki zincirli köprüden girip buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. İlk ilpiğimin içinde sık iğne ile 5 zincirimi sabitliyorum. 3 zincir. Hemen arkadaşlar arasına giriyorum. Sabit. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu kirpiğimin de arasına girip sabitliyorum. 5 zincir. 5 zincirim arkadaşlar buradaki yeşil yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Hemen ipimi arkadaşlar koparıyorum. Buradan bu şekilde arkadaşlar iplerimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar sizlerle yaptığım bu şekilde mavi rengimiz. Bu da daha önce arkadaşlar sizler için hazırladığım çiçekler. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Birbir üstüne de binmedi. Şu dibindeki arkadaşlar sık iğneler de önemli böyle bu şekilde dik ve güzel görünümü için. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Bu şekilde istediğiniz renk tonlamalarını da uygulayabilirsiniz. Hangisi sizin zevkinize uygunsa onları o renklerden yapabilirsiniz. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.